Onur'un ve Erdem'in programından temiz kalpli insanlara selam ve sevgiler. 4 yıldır süren Suriye süreci, Suriye savaşı, emperyalist saldırılar ve canlar gitmeye devam ediyor. 2 haftada belini bükeceğimiz, 2 haftada içine gireceğimiz, 2 haftada yıkacağımız dediğimiz tırnak içinde Suriye 4 yıldır onurlu bir şekilde direniyor. Değil belini kırmak, elini bile bükemediniz. Emperyalist, Siyonist saldırılar devam ederken kendi ülkemizde insani bir görev olarak, vicdanlı insanların bir görevi olarak oradaki mazlum insanların yanında olmaya, insani anlamda gıda ve kıyafet yardımı yapmak isteyen insanlar oldu. Ve bu insanlar 2013 yılında sorgusuz ve sualsiz bir şekilde gözaltına alındılar. O süreçleri bugün masaya yatırıyoruz ve Suriye'de devam eden savaşın karşısında onurlu insanların nasıl tavır aldığını, nasıl zulme uğradıklarını konuşacağız. Bugün bu süreci yaşayan iki değerli konuğumuz var. Sevgili Mehmet Güzel ve eşi Zeynep Güzel, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ne zaman gözaltına alındınız dostlar? Öncelikle bu programdan dolayı, yaşama dair programından dolayı size ve tüm ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ve başarılar diliyoruz. Değerli izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyoruz. 2013-3 aralığında gözaltına alındık ve 6 Aralık 2013 tarihinde tutuklama kararıyla cezaevine gönderildik. Bu süreç nasıl oldu? Bir gece ansızın bir baskın şeklinde mi oldu? Nedir? Ve o anı anlatır mısınız sevgili Mehmet? Tabii. Sabah ansızın bir baskına uğradık. Daha önce de defalarca insanların evlerine destursuz bir şekilde paldır küldür girildiği gibi bizim de evimize, çocuklarımızın yatağında uyudukları bir saatte kapımız paldır küldür, kırılırcasına, ev yıkılırcasına evimize girildi. Önce sanki bir savaş cephesinde bir mevziye baskın yapılırmış gibi zırhlı araçlarla, akreplerle, sivil ve askeri araçlarla evimiz kuşatıldı. Komşularımıza, sevdiklerimize, akrabalarımıza bir gözdağı verilir gibi evimiz kuşatıldı. Terörle mücadele ekiplerinin maskeli elemanları tarafından evimiz kuşatılarak kapımız kırılırcasına çalındı. Korku içerisinde çocuklarımız uyandı. Tedirginlik içerisinde neye uğradıklarını şaşırarak evimize girildi. Ve orada işte savaşa hazırmış gibi, savaşa sanki bir savaşa, bir çatışmaya girer gibi yere yatırıldık. Çocuklarımızla birlikte yere yatırıldık. Büyük bir gürültüyle, bilerek bir dehşet ortamı yaratılır gibi baskına uğradık. Neyle o şekilde gözaltına alındı. Neyle suçlanıyordunuz? Yani İlk baskın esnasında neyle suçlandığımızı bilemiyorduk. Bir evrak vardır. Savcılıktan ve mahkemeden alınmış olan bir evrak. Terörle ilişkilendirilen bir sanık, şüpheli sıfatıyla gözaltına alınacağımız kararını bildiren bir evrak. O evraka istinaden gözaltına alındık. Evimiz didik didik edildi, arandı, tarandı. Evraklar, daha çok yazılı evraklar üzerinde araştırma yapıldı. Neyle suçlandığımızı ancak emniyete gittikten sonra öğrendik ki aslında o süreç bambaşka bir süreç. Yani emniyete alındığımız zaman ben Türkiye Cumhuriyeti'nin polisiyle karşı karşıya olduğum hissini edinmedim. Tam tersine Suriye'de halka karşı savaş yürüten çetelerin temsilcileriyle karşı karşıya olduğum hissine kapıldım. Peki bu kadar yoğun olumsuz bir hisse kapıldınız da acaba Zeynep Hanım'a sormak istiyorum. Çocuklarınız nasıl etkilendi? Bu süreci anlatır mısınız?
Neyse ki küçük çocuklar okula gitmişti. Onlar tanık olmadılar bu olaya ama büyük kızım 17 yaşında Tutku. İlk önce o gördü. O tanık oldu. Ve yani artık o çocuğun gözünde o polis imajı hayat boyu değişir mi? Asla değişmez. Evet. Bir sabah... Bir ön yargı oluştu bir kere. Kesinlikle, kesinlikle oluştu. Tüyler ürpertici bir durum. Yani siz 2 yıldır teknik takip yaptığınızı söylüyorsunuz ve oranın bir aile evi olduğunu biliyorsunuz. Ve çok daha elbette da elbette çok daha uygar bir şekilde gelinebilirdi. O sabahın köründe o evi basmanın anlamı ne? Bir korku toplumu yalnız, yaratmak mı? Zeynep Hanım, yani uygarlıktan bahsederken yani haklısınız. Gezi sürecini yaşadık. Haklısınız. Yani gencecik çocuklarımızın doğrudan hedef gözetilerek ateş evlatlarımızı edilip öldürülmesine de tanık olduk. Böyle bir zihniyetten uygarlık beklemek biraz saflık olur diye elbette, düşünüyorum. Elbette, elbette. Yani peki gözaltına alındınız ve yani sizlerle beraber başka isimler de gözaltına alındı sevgili izleyicilerimiz. O süreçte Mehmet Güzel'le beraber Fikret Arslan, Ferit Meynioğlu, Deniz Doğru, Celal Nihadioğlu, Metin Üstün, Hafız Kel Ahmetoğlu, Gülnaz Muhammed, Nesrin Rihani, Mükremin Selçuk ve Umut Arslan da toplam 11 kişi gözaltına alındılar. Ancak daha sonraki bir süreçte Mükremin Selçuk, Umut Arslan, Hafız Kel Ahmetoğlu, Gülnaz Muhammed ve Nesrin Rihani takipsizlik kararıyla serbest bırakıldı. Diğer kalan tutsaklardan tabii ki sevgili Mehmet Güzel, 10 ay mı kaldınız içeride? Tam 9 ay 10 gün. 9 bir ay çocuğun 10 gün. Anne karnında oluşup doğabileceği bir süreyi biz T-tipi cezaevi hücrelerinde geçirdik. Peki dışarıda Zeynep Hanım neyle karşılaştınız? Yani büyük bir gözaltı, çok büyük bir haksızlığa uğradığınızı da düşünüyorsunuz. Eşiniz içeriye alındı, çocuklar babasız kaldı. Siz neler yaptınız, neyle karşılaştınız o süreçte? Yani ilk anda dünyanın başınıza yıkıldığını hissediyorsunuz. Çok ciddi bir haksızlıktı. Hani bir şey yaptığınız zaman şeyi göze alırsınız. Ben bunu yaptım ve bedel ödüyorum dersiniz ya da bedel ödüyor dersiniz. Ama eşim burada olmadığı bir süreçten suçlanıyordu. Gezi sürecini yönlendirmekten, kitleleri oraya yönlendirmekten ve benzeri şeylerden. Peki, çok özür diliyorum. Asıl yaptığınız iş neydi? Ben konuşmamın başında sevgili izleyicilerimizle paylaştım. İnsani yardım adında bir çalışmanız vardı. Yani gıda, ilaç ve giyim gibi yardımlar yapmaya çalıştınız. Bu sebep olarak gösterilmiş olabilir mi? Evet, yani... yaşanan Suriye süreciyle doğrudan ilgilidir bu operasyon ve gözaltı olayı ve uğradığımız hukuksal haksızlıklar. Tamamen Suriye süreciyle ve Suriye'de yaşanan haksız savaşla ilgilidir doğrudan doğruya. Suriye'de yanı başımızda bir ülke 4 yıldır çatışma içerisinde ve çok açık ki bütün halkımız da çok yakından biliyor ki ne yazık ki sınır dışından, yani Suriye'nin sınırları dışından ithal çetecilerle kafa kesen, kol kesen, bedenleri parçalayan ve insan organlarını, ciğerlerini, kalbini yiyen insanların sınır dışından o ülkenin dahiline yaptıkları saldırılarla bir savaş yaşanıyor. Bir saldırı yaşanıyor Suriye halkına dönük ve bu Suriye halkının uğradığı zulüm ve katliamlar daha çok sınır dışından ülkeye yapılan saldırılarla oluyor. Ne yazık ki ülkemizin kevgire dönmüş sınırlarıyla, sınırlarından yapılan saldırılarla oluyor. Ve orada çok yoğun bir insanlık dramı var. Bu insanlık dramına dönük bütün dünya vicdani sorumluluk altında. Buna yöneticiler, Türkiye'nin yöneticileri göstermelik bir vicdani söylemler içerisinde bulunuyorlar. Ama diğer yandan da savaşın doğrudan sorumluları oldukları bütün dünya kamuoyu tarafından malumdur. Bunun yeniden ifade edilmesine bile gerek olmayacak aleniyette bir
gerçekliği vardır. Ama esas sıkıntıyı yaşayanlar ve dayanışmayı gösterenler her zaman tarihte de olduğu gibi bu dönemde de hep halklar olmuştur. Yani zulme uğrayan, haksızlıklara uğrayan halklar dayanışma içerisinde olmak zorunda kalmışlardır. Çünkü acıyı yaşayanlar bu halklardır. Acıyı en iyi bilenler de acıyı yaşayanlardır. Zulmedenler değil. Zulmedenler göstermelik, vicdani sorumluluk gibi gösterilerle insanları yanıltmaya dönük olurlar. Oysa esas zulmü yüreklerinde hissedenler dayanışma duygularını fiil olarak yaşayanlardır. Ve bu acıyı komşumuz olan Suriye halkı, yanı başımızdaki Suriye halkının yaşadıkları acıyı bizim Hatay halkı, Antakya halkı hem akrabalık ilişkileri nedeniyle, akrabalık bağları nedeniyle, hem komşuluk ilişkileri nedeniyle, hem yakınlık insani duygular nedeniyle, hem de ekonomik ilişkiler nedeniyle çok yakından hissediyorlar. Bu dayanışma duygularını, bu acıları çok yakından hisseden halkımız kendi refleksleriyle, kendiliğinden gelişen reflekslerle dayanışma duyguları içerisinde oldular. Ve çok cüzi, çok yetersiz, çok da göstermelik, simgesel düzeyde dayanışma duyguları içerisinde oldular, dayanışma faaliyeti içerisinde oldular. Bu halkımızın kendi refleksleridir. Ne yazık ki ben bu süreç içerisinde... Yani silah falan taşımadınız değil mi? Asla, ne demek zaten... Yani yöneticilerimize haksızlık ettiniz. Biraz önce vicdani insanlardan bahsettiniz. Onlar da tırlarla silah taşıdıklarını ortaya çıktı. Dünya bunu biliyor. Ve yerli işbirlikçilerimiz de onlara destek oldular ama... Ölen insanların da akılları sıra yaslarını tutma gibi bir handikapa kapıldılar. Hem suça ortak oluyorlar hem de timsah gözyaşları döktüler. Bu süreçler içinde en çok nelerin olmasını umut ettiniz içerideyken sevgili Mehmet? Öncelikle şeyi söyleyeyim, şunu ifade edeyim ki yani yöneticilerimizin İçişleri Bakanlığı veya Milli İstihbarat Teşkilatı yöneticilerinin basına yansıyan kimi iddiaları ve tapeleri olmuştur, telefon görüşmeleri olmuştur, bunu biz basından duyduk. Bunun ne derece doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama yani ateş olmayan yerden dumanın tütmeyeceği atasözünden yola çıkarak 2000 tır dolusu silahın gittiği şeklinde ifadeler olduğu kamuoyunda yaygın olarak söyleniyor. Bu nereye güya kimi gruplara gönderildiği ve bununla oradaki çatışmaların alevlendirildiği şüphesi yaygın olarak kamuoyu tarafından biliniyor ya da dillendiriliyor, konuşuluyor. O bizim ilgimiz dışında bir olay. Tabii ki bizim değerlendirmelerimiz dahilinde bilgimiz ve değerlendirmelerimiz içerisinde olacak olan şeyler ama şu an bizim ne konumuz ne de yargılama sürecimizle ilgili değil. Sevgili Mehmet, Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir uzantısı, bir devamı olarak görmek lazım. Bu Suriye Savaşı'nı, yaratılan savaşı. Çünkü yani saldıran kesim Siyonist kesim. Evet. Saldıran kesim emperyalist kesim. Amerika'nın ve benzeri İsrail'in desteklediği, bütün dünyaya kan kusturan sistemin mimarları Suriye'de de istediklerini yapmak için canla başla çalışmaya devam ediyorlar. Biz insani olarak ve yani kanalımız aracılığıyla yaşama dair programının içeriği ve niteliği adına vicdanlı olmayı ve mazlumdan yana olduğumuzu her daim haykırdık. Bu sebeple sizleri davet ettik ve bu şekilde bir program yapmak istedik. Bizleri kırmadınız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Peki siz içerideyken biraz o F tipi dediniz. O cezaevi sürecini biraz anlatır mısınız? Yani yemekler nasıldı? İnsanlar, gardiyanlar nasıl davranıyordu? Sizler ne düşünüyordunuz oradayken? Hayalleriniz neydi? Nelerle karşılaştınız? Biraz oradan bahseder misiniz? Evet, tabii ki ona da gelirim ama sanırım çok erken olur. Ona gelmeden önce peki F tipiyle hücre tipi cezaeviyle karşılaşmanın vesilesi ne oldu? Az önce sorduğunuz soruda
insani dayanışma neydi, ne yapılmıştı diye sorduğunuz soruya çok kısa bir şekilde şöyle ifade edeyim. Halkın kendiliğinden vicdani refleksiyle zulme uğrayan insanlarla dayanışma çabası içerisinde olması, çocuk bezi, çocuk maması, ilaç, çok küçük miktarda nakdi yardımlar, çok da yani simgesel düzeyde nakdi yardımlar, giyecek malzemeleri, gıda malzemeleri şeklinde ve halkın kendiliğinden sınır ticareti yapan, otomobillerle sınır ticareti yapan birkaç arkadaşın gidip gelirken kendi otomobilinin alabileceği, bagajının alabileceği düzeyde belki bunun ifade edilmesinin bile çok komik duracağı simgesel düzeyde birkaç battaniye, birkaç çocuk maması, birkaç çocuk bezi şeklinde yapılan yardımlardır. Yani ve bu yardımlardan nakdi yardımlar ayakkabı kutularıyla olmadı. Hayır, hayır. Ayakkabı kutuları başka yerlerde işlev görüyordu. Onlar yerlerini, kasalarını daha iyi bilirler. Ne yazık ki o ayakkabı kutuları Suriye'deki savaş mağdurlarına, zulüm altında olan dış çetelerin, kafa kol kesen çetelerin zulmüne maruz kalan halkın evlerine, diyarlarına uğramadı. İnsani yardım kuruluşları vardır Suriye'de. Bu sınır ticareti yapan kimi insanlar insani refleksleriyle akrabalarından, komşularından, kendilerinden toparlayabildikleri çok ufak çıkınlarla diye ifade edilebilecek, yardım bile denemeyecek, kendi akrabalarına doğrudan doğruya iletebilecekleri düzeyde insani yardım çabalarıydı. Hatta yardım çabaları bile sayılamayacağı için de kurumsal düzeyde yapılmadı. Bireysel düzeyde kendi akrabalarından toparladıkları, bu sınır ticareti, bavul ticareti kapsamında rahatlıkla gümrük denetiminden geçen yardımlardı. Bundan dolayı bir yanda işte tırlarla meçhul şeyler taşınırken çetelere, bir yandan da işte mazlum olan, zulme uğrayan insanlara bu çıkınlarla yapılan insani yardımlar nedeniyle takibata uğradık. Meğerse 2 yıldır takip altındaymışız. Ve bu yardımı yapan insanlarımız sanki bu savaşta çok ciddi bir cephe savaşı veriyormuşuz gibi sorgulamalara, yargılamalara ve senaryolara dahil edildik. Başımıza bir çuval örüldü. Resmen başımıza bir çuval örüldü. Bir senaryo çizildi. Kurgular düzenlendi ve bu kurgular sonucunda içeriye atıldık. Düzmece bir senaryoyla, bir iddiayla 9 ay 10 gün içeride tutulduk. Şimdi tabii içerideki durumu biraz önce de sordum, birazdan soracağım, cevap da alacağım ama önden önce aklıma bir soru geldi sevgili Mehmet. Hani Suriye Savaşı 4 yıl önce başlatıldı ve Türkiye'den bu savaşa karşı muhalif insanlar, vicdanlı insanlar ses çıkarmasınlar diye de gezi süreci tetiklendi ve insanlar öldürüldü. Gezi olaylarının Suriye olaylarıyla bir bağlantısı olup olmadığına dair neler söylemek istersin? Ben gezi olaylarının gelişimini biraz daha farklı değerlendiriyorum şu açıdan. Bir yanda Suriye politikası önemli bir, halkta önemli bir tepki oluşturdu. Suriye politikasının halklara dönük, aynı zamanda bizim halkımıza, yani sadece Suriye halkına dönük değil, Suriye'deki halklara dönük değil, aynı zamanda birebir Türkiye halklarına çok büyük acılar yaşattığı 4 yıldır zaten malumdur. Bunun bu acıların halkta yansımaya başladığı andan itibaren zaten halkta tepkiler ortaya çıkmaya başladı. Basın açıklamaları şeklinde, kitle gösterileri şeklinde, yani masum basın açıklamalarına devletin acımasız bir şekilde saldırılarıyla o masum basın açıklamalarında
dile getirilmek istenen tepkiyi bastırmaya dönük devletin yoğun saldırısı oldu. Yani bir yanda sınırlar kevgire döndürülüyor ve olmadık tarzda komşu halkımız düşman ilan edilerek saldırılar yapılarak körükleniyor, zulüm körükleniyor. Bir yandan da buna duyulan tepkiler demokratik tepkilerin ifade edilmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor bölgemizde. Bu aslında Gezi süreci öncesi tepkilerin Suriye halkına uygulanan zulme karşı dile getirilen tepkilerin bir ifadesiydi. Bu ifade daha sonra gittikçe Gezi sürecine de evrildi. Genel olarak yönetimin, devletin olumsuz ve yanlış politikalarının hem Suriye politikası hem Büyük Orta Doğu projesiyle üstlenilen misyon, yeni Osmanlıcılık misyonu hem de ülkemizin gittikçe her adımda, her hayatın her damlasında yüzyıllarca geriye itilmeye, adım adım itilmeye, hayatımızın her zerresine karışılmaya, kaç çocuk doğurulacağından, kaç çocuk sahibi olunacağından, etek boyumuza, içeceğimiz şeylere, yiyeceğimiz şeylere, kaç kişiyle, nerede, kızlı erkekli mi, erkekler selamlık, haremlik şeklinde mi yaşayacağımız, yani yaşamımızın her zerresine karışıldığı bir aşamada tepkilerin birikmesi ve çok yönlü olarak birçok alanda, birçok toplumsal kesimden, yani LGBT'lilerden, ötekileştirilen her kesimden, kadınlardan, öğrencilerden, askerlerden, haksızlığa uğrayan toplumun her kesiminden birdenbire tepkilerin ortaklaştığı bir süreçti Gezi olayları. Yani bu yönetimin saldırıları ve haksızlıkları sadece bir boyutta kalmadı. Yaşamın her boyutuna ve toplumsal kesimin her kesimine, toplumsal yaşamın, toplumsal halklarımızın her kesimine yöneldi. Dolayısıyla tepkiler de toplumun her kesiminden aynı zamanda ortaya çıktı ve patladı. Gezi süreci de bu şekilde çokluğun, farklı farklı toplumsal kesimlerin tepkilerinin ortaklaştığı ve aynılaştığı bir döneme denk geldi. Suriye politikası bu dönemin sürecine tekabül etti ve o ortak tepkinin aynı dönemine denk geldi. Onun bir parçasıydı sadece. Peki sevgili Mehmet, içeride ve dışarıda iktidarın politikaları iflas etti diyebilir miyiz? Kesinlikle, çoktan beri. Çoktan herkesin beri kayıtsız şartsız. Düşüncesi bu yönde ama bakıyorsunuz yani işte oy oranlarına %50 ve üstü oy alınıyor. Bunu neyle ilişkilendirebiliriz? Yani Hitler zamanında da Naziler önce sol ve sosyalist görünümlü bir politikayla, bir söylemle halkın karşısına çıktılar, ezilenlerin karşısına çıktılar. Nasyonal sosyalist hareket olarak insanların, ezilenlerin, işçilerin karşısına çıktılar. Ötekileştirilmiş insanların karşısına bu şekilde kendilerini gösterdiler ve kendilerini toplumda kabul ettirerek mazlumdan yana, halktan yana bir politika görüntüsüyle çıktılar ve ardından Nazilerin nereye geldikleri, nereye evrildikleri, bütün dünyanın başına bela oldukları, Nazi faşizminin sonuçları dünyaya nasıl bedel ödettiği malumdur. Günümüzde yönetimde gelirken, benzer bir süreç yaşandığını düşünüyorum. Bir arkadaşım gelirken stüdyo dedi ki, yani biz bu konuları konuşacağımızı az çok sohbetini yapmıştık. Ve dedi ki, yani Nazilere rahmet okutan bir iktidarımız var. Katılıyor musunuz hocam? Aynen katılıyorum. Sadece Naziler bir dönemi dünyaya ödettiler. Tabii 300 milyon insanın ölümüne neden oldular. Ve yüzyıllar boyunca devam edecek, belki onlarca yüzyıl boyunca insanlığın hafızasına kazınan acılar yaşattılar. Ülkemizde bu yaşanan süreç toplumumuzu ve kültürel gelişimimizi yüzyıllar gerisine ittiğini düşünüyorum.
Peki, ve yeni geliştirilen yeni çağ, geliştirilen yeni kuşak ne yazık ki acısını çok uzun yıllar, yüzyıllar boyunca bu acıyı, bu geriletilmeyi kültürel olarak, siyasal olarak, sosyal olarak her yönüyle yüzyıllar boyunca yaşayacak bir gerileme yaşandığını düşünüyorum. Sevgili Mehmet, tabii bütün bu yaşanılan süreçlerde günah keçileri aranır ve işte en çok bu süreçlerde dik duran, yardımcı olmak isteyen, dediğiniz gibi insani bir refleks olarak kendiliğinden gelişen olaylara ve olgulara karşı sistemin çok ciddi saldırıları oldu. Bu saldırıları siz birebir yaşadınız ve F tipi cezaevine atıldınız diğer tutsak arkadaşlarınızla beraber. Ben demin sorduğum soruyu unutmuyorum. Tekrar soruyorum, o süreci anlatır mısınız? F tipi cezaevine gelelim. F tipi cezaevi tecrit sürecidir. F tipi cezaevi ilginç bir mimari yapıya sahiptir. Çok yönlü bir sistemdir. Başlı başına bir sistemdir. Hem siyasi yan düşünülmüş, hem psikolojik yan düşünülmüş, hem insanın fizik yanı düşünülmüş. Bir bütün olarak tek kelimeyle özetlenebilecekse insanın insanlığından çıkarıldığı, insanların tabii ki insanların insanlıklarından soyutlandırıldığı tecrit sürecidir, tecrit sistemidir. Bir bütün olarak tecrit sistemidir F tipi cezaevi. F tipi cezaevinde mimari yapı insanları tek başlarına veya en fazla 3 kişi, en fazla 3, 2 veya birer kişi bir hücreye kapatılmaları şeklinde bir fiziki yapıya sahip. Göğü bir avuç görebilme imkanınız vardır. O da yöneticilerin insafına kalmıştır. Eğer havalandırma kapınız açılırsa göğü bir avuç görebilirsiniz. Duvarlar, havalandırma dediğimiz bahçenin duvarları 8 metre boyunda ve tel örgülerle çevrilidir. Her alanınız, her adımınız, nefes alışınız, verişiniz, koridora çıkışınız, hücreye girişiniz, havalandırmaya çıkışınız ve havalandırma süreciniz boyunca yaşamınızın her anı kayıt altına alınıyor. Kameralarla gözetleniyorsunuz. Kendiniz değilsiniz orada. Sürekli 24 saat, 7 gün 24 saat gözetim altındasınız. İnsanların dirençleri kırılmaya mı çalışılıyor bu şekilde? İnsanlığından soyutlandırılmaya çalışılıyor. Bırakın direncinin kırılmaya çalışılması bir yana, insanlığınızdan soyutlanmaya çalışıyorsunuz. Bir demir kapı vardır. Demir kapı sürekli kapalıdır. Zorunlu olduğunuz zorunlu hallerde çıkmanız haricinde, oradan çıkarılmanız halinde demir kapınız sürekli kapalıdır ve küçücük bir mazgal vardır. Şu kadar küçücük bir mazgal vardır. O mazgal açılır. İhtiyaçlarınız o mazgaldan verilir. Orada bu şekilde mi? Yemekler de o şekilde veriliyor. İhtiyaçlar o şekilde veriliyor. Mektuplarınız o şekilde veriliyor. Gazeteniz eğer yani kendi paranızla aldığınız, satın aldığınız şeyler o şekilde veriliyor. Bu öncelikle onurunuza yönelik bir saldırıdır. İnsanlığınıza yönelik bir saldırıdır. Sizi hayvanmış gibi, affedersiniz, oradaki tutsağı hayvanmış muamelesi yaparak küçük göstermeye, insanlığından soyutlamaya çalışıyorlar. Nasıl dayandınız, nasıl direndiniz, nasıl sağlıklı kalabildiniz? Ben eşime şunu söylemiştim. Fetipleri biraz harften yola çıkarak fıttırma evleridir diye ifade etmiştim. Hiç de fıttırmış bir haliniz yok yani. Evet yani. Sağlıklı, bunu sevgili Zeynep Hanım'a mı borçluyuz? Evet, Zeynep Hanım'a da borçluyum. Biraz da sistemi ve ne amaçla orada tutulduğumu bilmeme borçluyum. Orada insanın ne için orada tutulduğunu, ne için o insanlık dışı koşullara tabi tutulduğumuzu bilen insanlar belki fıttırmaya karşı direnç gösterebilirler. Tırnak içinde fıttırmayı söylüyorum. Yani insanlıktan çıkarılmayı,
psikolojik olarak çökertilmeye direnç gösterebilirler. Bunun tek yolu, oraya ne için atılmışsınız? Sizi oraya atanların amaçları nedir? Siz bu dünyada ve bu sistemde nesiniz, ne değilsiniz? Ne için size saldırıyorlar? Bunu biliyorsanız eğer... Yaşama amacınızı da tabii ki biliyorsanız... Bunun özeti, yaşama amacınızı biliyorsanız, sisteme karşı muhalif olmanızdan kaynaklı oraya atıldığınızı biliyorsanız ve dünyayı, yaşamı kitaplardan, iletişim alanlarından, kanallarından ve en iyisi de bilincinizden yorumlamaya çalışarak bu saldırıları göğüsleyebilirsiniz ve fıttırmanın, tırnak içinde yine söylüyorum, fıttırmanın psikolojik olarak çökmenin önüne geçebilirsiniz. Yoksa oranın süresi bir yıldır. Bir yıl içerisinde bu bilince sahip olmayan insanlar bir yıl içerisinde mutlaka psikolojik çöküntüye uğruyorlar. Halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Kimileri de intihar edebiliyor. Kimileri intihar ediyor. Kendi kendilerine zarar veriyorlar. Çevrelerine zarar veriyorlar. Ve ne yazık ki toplumdan koparılıyorlar. Oysa, topluma kazandırılmıyorlar. Tam tersine toplumdan koparılıyorlar. İnsanlıklarından soyutlanıyorlar. Farkında mısın sevgili Mehmet? Yani vicdanlı davranmanın günümüz koşullarında milyonlarca insanın yapmadığı, göstermediği duyarlılığı vicdani olarak gösteren insanlar cezalandırılıyor. Aynen. Bu cezalandırmanın bedelini de en çok eşler ve çocuklar ödüyor. Yanılıyor muyum Zeynep? Haklısın, haklısın. Çocuklar neler yaptı, nasıl bu süreci atlattılar sevgili Zeynep? Yani çocuklar her zaman babalarının yanlış bir şey yapmayacağını çok iyi biliyorlar. Babalarını iyi tanıyorlar. Bunun bilinciyle büyüdüler zaten. Ama bu haksızlığı da sindirmek gerçekten çok zordu. Çok ciddi bir haksızlık yaşadılar. İlk etapta ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama sonra ben şunu söyledim. Hiçbir zaman işte yakında babanız dönecek demedim onlara. Bir gün mutlaka çıkacak dedim. Çünkü bizim babamız haklıdır. Yanlış bir şey yapmaz. Bu şekilde sürdürdük. Ama 9 ay 10 günde çok zor bir süreç yani. Zor bir süreç Ali, ama şimdi bazen aslında kendi acımı dillendirirken utanır hale de geliyorum. Çünkü bunu yaşayan, yıllarca yaşayan insanlar var. Bizim gibi binlerce insan var. Bu süreçlerde... Bu biraz acımı hafifletti. Peki bu arada bu yaşanılan bana göre çok büyük bir haksızlık. Bu süreçte kimlerin gerçekten yanınızda dost olduğunu, kimlerin sahte olduğunu da gösteren elbette, bir süreç oldu. Elbette, doğru mu? Dara düşünce gerçekten onu anlıyorsunuz. Peki sevgili izleyiciler, sohbetimize biraz bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız.